Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Excel DBA ortamında dictionary nesnesinin dictionary veri yapısının kullanımına ilişkin bir örnek yapmak istiyorum. Aslında çok sık kullanmayacağımız bir veri yapısı ama yine de belirli hani bellekte saklayacağınız adı üzerinden dictionary gibi bir takım itemları orada işleyebileceğiniz, kullanabileceğiniz bir tür ne diyelim? Veri yapısı mutlaka karşılaşabilecek bir durumda Excel DBA kullanımımız ilerlerken. Öncelikle kullanmadan önce ben size çok kısa bilgi vereyim bu bir dictionary dediğimiz nedir. Ondan sonra bir kere scripting library'i ekleyerek kullanıyor. Bu işte scripting bütün dillerde hani Perl'dür, Merl'dür bu tür yapılar var. Hani bir tür evrenselliğini sağlıyor Visual Basic'inde arkadaşlar. Nesnenin tanımlanması gerekiyor. Yani işte dim deyip, set deyip işte böyle bir objenin oluşturulması gerekiyor. Tabii bir nesnenin Excel VBA'de metotları var. Eklemek, çıkarmak, silmek, var mı yok mu vesaire. Add diye işte biliyorsunuz birçok şeyin add metodu vardır. Add diye ekleniyor. Örneğin listbox eklemek gibi. Existing var mı kontrolü sanıyorum içine eklemeden önce check ediyoruz. Items'lar ve keys'ler aslında işte sözlüğün her bir terimin key'i ve her bir terimin açıklaması gibi arkadaşlar. Key değeri ve items var. İki şeyi var aslında. Ögesi var bunun. Kaldırmak vesaire. Nasıl ekleniyor? Add diye ekleniyor. Tabii bir döngüyle bir alan atılabilir ondan sonra. Var mı yok mu kontrolleri. Ondan alıp yazdırma işte kaçıncı item falan filan gibi. Ondan sonra çeşitli arkadaşlar düzenlemeleri var. Evet, örneğimize bakalım ve ben sizlere tekrardan yapayım. Ha, çalıştırayım bunu önce. Bunu 300'den büyükleri buraya almak için alıyor dictionary'ye, filtreliyor, koyuyor. Daha farklı arkadaşlar amaçlar için fazla veri doldurmadan kullanılabilir bir tür işte dictionary yapısı gibi düşünebiliriz. Bakalım. Şimdi bir modül var. Biliyorsunuz modül ekleniyor, şey yapılıyor, açılıyor. Bir modül ekleniyor, kodlarımız yazılıyor ve daha sonra çeşitli şekillerde çalıştırıyor. Butonlar ekleniyor, üstüne add makro yazılıyor vesaire. Buradan atanıyor. Onlar çalıştırılıyor. Onları biliyoruz sanıyorum. Şimdi burada dictionary tanımlanmış. Ben de basit bir şey tanımlayacağım, yapacağım arkadaşlar. Tablo alanımız var sanıyorum. Şu yeterli, çok şey değil. Ondan sonra bakın veriyi tablo alanından range olarak tanımlanmış. Current region yani A2'nin kapsamını tablo olarak yapmışız. Ve oradan da onu alıyoruz. Böylelikle dictionary'yi doldurduk şu anda. Ondan sonra i'den görüyorsunuz kaç satırı varsa o tablonun arkadaşlar doldu. Ondan sonra da ben burada diziye attım. Hani filtrelemek için. Yani şart değil. Diziye atmadan da şey olarak okuyabiliriz. Şu for deyimini kullanır. Daha sonra buranın cells'ine getirebiliriz. Şimdi beraber bir prototipini yapalım. Sub dictionary tanımla. Evet. Ha bu arada o scripting library şuradan eklenecek. Microsoft scripting library runtime böyle geliyor ama sanıyorum şuradan yükleniyor. Microsoft scripting runtime. Bunu yüklüyorsunuz. Öyle görünüyor yukarıda. Şöyle görünüyor sanıyorum. Onu o şekilde yüklemek gerekiyor ki bu nesneyi tanımlamaya izin versin. Bir i tanımlıyoruz. Satır tanımlıyoruz. Bu tür şeyleri sonra satır hani kullanırız diye tanımlayalım. Ondan sonra tablo tanımımız da var. Tablo. Tabloya değeri atamak için şöyle bir o sayfa 1'in, sayfa 1'deyiz şu an sheet'in adı. Farklı şekillerde olabilir. Onu da aldık. Böylelikle tablomuz var. Şimdi tabloyu şeye dolduralım arkadaşlar. Bir döngü yapısına ihtiyacımız var. Tablonun ne kadar satırı varsa
ve etlerle tablonun 1-2-2. Bu 1-2-3-4'ler ne? Bu devam satırı biliyorsunuz. Buradan aşağı inmişiz. 1-2-3-4'ler ne? İşte buradaki 1-2-3-4 tüm veriyi okuduğumuz anlamında arkadaşlar. Ondan sonra geldik. Okuyu verimizi doldurduk tablomuza. Okuyalım beraber. Şimdi de okuyup diğer tarafa yazdıralım. Okuma ve yazdırma yapalım. O doldurmaydı. For yine i eşittir sıfırdan başlıyor sanıyorum. To my dictionary sparta count bakalım. Ondan sonra rows count'muş. Evet, count eksi 1'e kadar. Eksi 1'e kadar. Next i'mizi koyalım. Sonra atlamayalım. Ondan sonra arkadaşlar tamam okuyorum şimdi. Bana ne lazım? Sayfa 1'in o cells range neyse okuyacağım. Satırı lazım. Tabi satıra kaç vereceğiz şu arada? Satırı da verelim. Satır 3'ten itibaren 3 olsun. 3, 7. sütuna yazdıracağım. 7'ye. Artık value falan eklersiniz. Çok da şey değil. Neyi yazdıracağız? İşte my dictionary. Pardon. My dictionary case. Ondan sonra şeyi, i'yi. Ondan sonra öbür tarafta da item'ı yazdırayım. 8'e de. Şöyle bir kontrol C. Ondan sonra 8'e de items'ını yazdırayım. Evet. K'yi büyük yapmadı ama herhalde kızmamıştır. Şimdi tamam. Satır eşittir. Satır artı 1. Böylelikle de bizim dictionary'yi okuyacağız. Bir görelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi okuduk. Yazdırdık şeyimizi. Arkadaşlar. Bu şekilde bir dictionary nesnesinin kullanımını yapmış olduk. Dediğim gibi bu bir veri yapısı. Bellekte saklanıp işlenebilecek veriler için kullanılabilecek bir alternatif arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.